Sevgili izleyiciler, mutfağımızın en zengin yönlerinden biri olan tatlı, ağız tadı olmasının yanı sıra Türk insanının yaşamında sosyal ve törensel bir ağırlığa sahip. Söz gelimi helva. Doğumdan ölüme bir dizi olgu ve olayın eşlikçisi olurken bayramlar ve Ramazan ayları da tatlılarla bezenmiştir. Tatlı ayrıca Türk geleneğinde sosyal yaşamın itibar sağlayan bir yiyeceği. Eli açıklığın, dostluğun, mutluluğun, konağa saygının, neşenin ve başarının simgesi. Türk tatlı mutfağı, Türklerin tarih boyunca kat ettikleri coğrafyalardan devraldıkları mirasla daha da zenginleşmiş. Baklava, Orta Asya steplerinden bugünlere ulaşmış, tavuk göğsü Romalılardan. Nuh'un gemisinin ana yemeği olan aşure ise bugün Türk sofralarını tatlı olarak süslemeye devam ediyor. Tatların yapaylaştığı ve birbirine benzediği günümüzde Türk tatlıları hiç şüphesiz dünya mutfaklarının rakipsiz ve en nadide hazinesidir diyebiliriz. Türk mutfağı dünyada oldukça tanınan büyük bir mutfak. Ama sanıyorum ki Türk mutfağının etlerinden, pilavlarından belki de daha çok tanınanı tatlıları. Bugün dünya yüzünde bir lokumu, bir baklavayı duymamış insan çok azdır diye düşünüyorum. Oysa Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiklerinde beraberlerinde bir tatlı kültürünü getirmemişler. Çünkü yok. Geldikten sonra Anadolu'ya tatlıları keşfetmişler. Nereden keşfetmişler? Kısmen Arap dünyasından almışlar. Kısmen Bizans'tan almışlar. Büyük ölçüde zannediyorum sütlü tatlıları oradan benimsemişler. Türk mutfağının tatlılarını çeşitli kategorilere ayırmamız mümkün. Unlu tatlılarımız var ki işte bu baklavayla başlayıp samsa tatlısıyla devam eden sarı burmayla bir başka boyuta geçen veya lokma gibi tavada kızartılan cinsleri olan tulumba tatlısı gibi tatlılar, bunlar unlu tatlılar kategorisine giriyor. Meyveli tatlılar var ki şaheser, yani dünya yüzünde bir başka yerde yok, ben görmedim. Bir ayva tatlısı, eşsiz bir tatlı. Kabak tatlısı, bize özgü bir tatlı. Muhteşem tatlılar. Tabii bunlardan ibaret değil. Sütlü tatlılarımız var. Sütlü tatlılarımızın en eskileri muhallebi, tavuk göğsü. Ki tavuk göğsünün bir şeye göre, söylentiye göre Bizans'tan geldiği söyleniyor. Sütlaç, zaman içinde fırın sütlaç, zaman içinde kazan dibi bu sütlü tatlılara eklenmiş. Muharrem ayında yapılan aşure ki bunların hepsi belki de çok daha eski dönemlerden gelen bilgilerle yapılmış. 41 çeşit malzeme. 41 çeşit malzeme. Bunlar ne Müslümanlıkta olan şeyler ne başka bir dinde. Bunlar mutlaka çok daha eski dönemlerde bereket tanrılarının, tanrılarına insanların tapındığı dönemlerden kalma gelenekler. Ama bizim toplumumuz içinde kendine yer bulmuş, Muharrem ayına girmiş ve bugün artık evlerde vazgeçilmez bir tatlı haline gelmiş. Helvamız için malzemelerimiz un, tereyağı, fıstık, süt ve şekerden oluşmaktadır. Önce tereyağımızı eritiyoruz. Daha sonra unumuzu ve arkasından fıstığımızı ekliyoruz. Kısık ateşte fıstıklar İyice kahverengileşinceye kadar, kavruluncaya kadar kısık ateşte çeviriyoruz helvamızı sabırla. Daha sonra kaynamış sütümüzü ilave ediyor. Sütü çektirdikten sonra da şekeri katıyor ve iyice karıştırıyoruz. Sonra servise hazırdır.
aşuremizin malzemeleri buğday, nohut, fasulye, karanfil, süt, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, portakal kabuğu rendesi ve şekerden oluşmaktadır. Önceden hazırlanmış ve haşlanmış, ayrı ayrı haşlanmış nohut, fasulye ve buğdayı bir tencerede birleştiriyoruz. Karanfilini atıyoruz. Çok az bir miktar süt ilave ediyoruz. Pirinç. Birlikte kaynadıktan sonra kuru meyvelerini ilave ediyoruz. Kuru meyveleri yumuşayıncaya kadar piştikten sonra şeker ilavesini yapıyor ve aşuremiz kıvamı buluncaya kadar kaynatıyoruz. Sonra aşurelerimizi kaseliyor, soğutuyor. Üzerine arzumuza bağlı istediğimiz şekilde kuru ceviz, fıstık vesaire gibi malzemelerimizle süslüyor. Tarçın serpiştirerek soğuk servis ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Türk dünyası inanılmaz bir tatlı zenginliğine sahip. Türk tatlılarını temelde 3 kategori altında toplayabiliriz. Birincisi meyve ve sebzelerden yapılanlar, ikincisi süt ağırlıklı olanlar ve hamur işi tatlılar. Hamur işi tatlılar deyince tabii ki o konuda da çok zengin bir dünyamız var ama aklımıza ilk gelenlerden biri baklava. Türk baklavacılığına büyük emeği geçen Nadir Güldü'nün baklavaların lezzeti dillere destan. Fakat sadece lezzet açısından değil, Türk baklavasını dünyaya tanıtma açısından da büyük organizasyonlara imza atmış birisi. Nadir Bey, evet. Sizinle bugün baklavayı konuşacağız. Evet. Eminim tadına doyum olmayan bir sohbet olacak bu. Evet. Bize önce kısaca sizin kendinizden bahsedin. Ondan sonra da baklava sohbetine başlayalım. Efendim ben 250 yıllık firmanın 5. kuşağıyım. 36 yıllık baklava ustasıyım. Mesela şimdi bize baklavanın sırlarını anlatabilir misiniz? Yöresinde mevsimi dalınmış Hammet'te işin başında durmak ve önemlisi de işi bilen ehil ustalar. Zaten baklava bir sanattır. Evet. Yapan ustalar zanaatkardır. Zanaatkarlar kolay yetişmiyor. En az 6 yılda yetişiyor. Evet. Peki bir baklava dilimine bakalım şimdi evet. Şurada. Siz dediniz ki her şey nerede iyiyse o bölgeden getirtmemiz evet. Lazım. Peki bu baklava diliminin ne nereden? Yani unu nereden, tereyağı nereden, fıstığı nereden? Şimdi fıstık mesela çok önemli bir şey fıstık. Gaziantep'in Oğuzeli kazasının Barak diye bir bölgesi var tarla. Evet. Mesela Allah öyle bir şey yaratmış ki her ürünün belli bölgelerde organik çıkması için o tarlalarda o bölgelerde oluyor o rahiya. Rahiya dediğimiz evet. Aromadır. Yani mesela şu fıstığı aldığınız zaman şöyle koklayın. Zaten koklamak tatmanın yarısıdır. Şöyle fıstığı kırdığımız zaman içi yemyeşil olacak. Buna biz frik fıstık diyoruz. Mis gibi kokar bu frik fıstık. Cevizi kırdığımız zaman içi böyle bembeyaz olacak. Bakın içi. Buna da süt cevizi diyoruz. Bizim baklavanın evet. En önemli sırrı ham maddeleri alırken koklayarak alırız biz. Hatta baklava yeme şeklinde de koklamak vardır. Bütün gıdalar için geçerlidir. Yani biz tereyağı tek tek yaylalarından, cerit yaylalarından, yayla demek organik gıda evet. Demek. Kıraç bölgelerin pancarlarından elde edilmiş şeker kullanırız. Tamamen organik. Unu da Konya Harran gibi bölgelerin sert buğdaylarından elde edilmiş evet. Un kullanır. Bakın sert buğday. Peki bize bir baklavanın yapımını anlatır mısınız? Neden bu kadar lezzetli? Herhalde bir yapımla beraber öğreneceğiz daha güzel tabii. Bunu. Yani zaten bizim meslekte baklava yapımı bir futbol maçı gibidir. Kaleci, orta saha nasıl forvet varsa önce hamur yoğrulur, ustalar açar. Evet. Ama hamuru çok ince yufka haline getirmek lazım. Zaten mesleğimin en önemli sırlarından biridir. Yufkayı çok ince açmak lazım. Daha sonra tepsinin altı tereyağlı yağlanır. Evet. Tek tek yufka atılır. Tek tek niye atılıyor? Arasına oksijen girsin ki fırına çıktı mı kabarsın diye. 20 kat aşağı alt katıma atılır. Tekrar arasına ceviz ve fıstık konur. 10-15 kat tekrar üstüne atılır. Evet. Bakın tek tek. Niye bunları tek tek diyorum? Tekrar söylüyorum. Sanatımızın sırlarından biri de sabır isteyen bir iştir. Evet. Daha sonra yüzlük yufkası çekilir. Yüzlük yufkası çekilirken en üst atılan yufkaya nişan yufkası deriz. Onun mutlaka nişastası olması lazım ki bakın altın sarısı gibi parlayacak. Aa,
evet. Evet, nişan yufası. Kenarı çevrilir. Dilim dilinir. Daha sonra ne oluyor? Tereyağı, erimiş tereyağı veriliyor. Fırına giriyor. Evet. Taş fırına. Fırından çıktıktan sonra da kaynamış şerbeti veriyorsunuz. Evet. Taş fırında piştikten evet. sonra o da nasıl veriyorsunuz? Eğer bir kepçe fazla verirseniz tatlı olur. Ama bu nedir? Baklavadır. Evet. Bak şerbet tabakta görülenmeyecek. Evet. Bir de makyajınız var sizin. O da şey, yani hanımlar nasıl makyaj yapıyorsa evet. fırından çıktıktan sonra şerbeti veriyorsunuz ya, en üstüne kepçeyi ters çeviriyorsunuz. Böyle yağmur çiseler gibi damlatıyorsunuz. Çok ince. Evet. O damlatma da bakın şu üzerinde tane tane kalıyor. Bu da evet. baklavanın daha uzun müddet kalmasına sebep olur. Çünkü neden? Firmamızda bizim daha çok uzaklardan geliyorlar. Daha çok yurt dışına götürüyorlar. Yurt dışına götürdükleri 3-5 gün kalıyor. Evet. 3-5 gün baklavanın daha renkli, daha parlak kalması için de bu yöntemi yapıyoruz. Evet, peki şimdi masamızdaki tatlılara, baklavalara bakalım. Şimdi bunu isterseniz size bir torpil yapayım. Yani şöyle yapayım size. Evet. Şöyle buradan biraz da hakiki manda kaymağını da süreyim şöyle. Oh. Hah, şöyle bir yapayım şöyle. Evet, şöyle bir de fıstığa batıralım size. Bunu çünkü yabancı konuklarım çok geldiği zaman böyle yeme şekliyle beraber. Evet, şimdi beyninizi ben çok güzel, bol fıstıklı, üzeri manda kaymaklı, baklava gibi adapte edeceğim diyeceksiniz. Tamam, onu diyorum. Bunun hepsini birden yemeyeyim. Yok, sakın ha. Bunun üçte birini ısıracaksınız. Üçte birini, evet. Isırdıktan sonra en az 10 sefer çiğneyeceksiniz. Tamam. Ve beşinci çiğnemede nefes alacaksınız. O rahiyayı hissedeceksiniz. Hazırım Nadir evet. Bey. Evet. Bak sesi duydunuz. Şöyle bir 5 sefer çiğneyin. Çiğneyin. Şimdi nefes alın. Ya, bakın ne yerseniz içerseniz koklamak tatmanın yarısıdır. Bak 40 kat yufkayı görüyorsunuz şurada. Fakat normalde bu kadar sabırlı davranacağımı düşünmüyorum. Çünkü insan bir an önce almak istiyor bu baklavayı. Şimdi burada kıymetli seyircilere, izleyicilere kusura bakmasınlar. Biz bir dedim ya ustayı zanaatkarız. Sanatımızı anlatmanın en güzel yolu yeme şeklinden geçiyor. Artık herkesin sabrına şey yapacağım. Peki Nadir Bey çok çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Sohbetiniz için, tarifleriniz için, verdiğiniz sırlar için çok sağ olun. Ben de Türk mutfağının kültürünün parçası olan baklavaya verdiğiniz değer için size teşekkür ediyorum. Saygılar. İstanbul'da Hatay bölgesinin yöresel lezzetlerini sunan bir restorandayız. Barış Bey bu restoranın işletmecisi. Kendisiyle künefe üzerine kısa bir sohbette bulunacağız. Ama önce tabii bize künefenin de tarifini verecek. Ama öncelikli olarak neden Antakya denince hemen aklımıza künefe geliyor ve neden Antakya'nın künefesi en lezzetli künefe? Hem onu anlatın hem de bize kısa bir künefe tarihi hakkında bilgi verin. Tabii, seve seve. Künefe yüzyıllardır Antakya'nın Halep mutfağı ile birlikte etkileşim sonucu oluşturduğu çok özel bir lezzet. Yine tarihiyle ilgili yapılan araştırmalarda elde edindiğimiz bilgiler şunu gösteriyor ki künefe Halep mutfağı ile birlikte Osmanlı mutfağına hiç etkileşim göstermeden, kendi özelliklerini kaybetmeden belli bir mutfak haline gelerek günümüz Antakya'sında da sofrada en başta ürün olarak yerini almış. Evet. Tabii bu künefenin belli bir tatlı olmasına neden çok bilinenin aksine hafif bir tatlı olması ve belli o organik biçimde yetiştirilmiş ürünlerin de etkisinden kaynaklanıyor. Biz de künefeyi burada İstanbul'da daha iyi bir tatlı olduğunu, daha hafif bir tatlı olduğu iddiasıyla hem Hatay'da unutulmaya yüz tutmuş lezzetler adı altında bir çatalı evet. toplamaya çalışarak günümüz Antakya'sındaki motiflerden korkmadan geleneksel bir mutfak haline getirip sunmaya çalıştık. Evet. Künefe yine Süryanilerin, Müslümanların, Yahudilerin Antakya'da yüzyıllardır kardeş yaşamasına etkileşim kaybetmemiş. Evet. Bu güzel etkileşim arasında hiç birlikte tamamen kendini geliştirmiş ve günümüz mutfağında bence Antakya mutfağında başlıca yerinde almıştır. Künefe'deki malzememizin en önemli unsurlarından biri de kullanılan unun çekiliş aşaması. Evet. Un özel olarak bir ya da üç ölçüye yapılıp kendisi bir hamur haline getirildikten sonra emzikli paslanmaz bir cihazdan geçirerek yaklaşık
1,5 metre çapında bizim memleketimizde de bu şekilde çekilir. Bildiğimiz kadayıf haline getirilir. Kullandığımız kadayıf da aslında bizim halkımızda künefe adı altında adlandırılır. İnce bir bıçakla kesilir. Bildiğimiz bakır tepsi kullanılır. Kesinlikle künefenin kullanacak malzeme en başında sade yağ. Tortusu alınmış tereyağı diyebiliriz biz bu sade yağ. Genelde baklavacının da kullanılır özellikle sade yağ. Bakır tepsinin dibine serdiğimiz sade yağlı karıştırmış pekmezin üzerine yine ince ince kıyılmış künefelerimizi serpiyoruz. Künefeyi kullanıp kapatıyoruz. O tepsinin alt yüzeyini kısık ateşte yaklaşık 5,5-6 dakika pişiriyoruz. Evet. Bakır tepsiden sonraki alt yüzey pişmiş gördüğünüz künefenin yine keçi sütünden yapılmış. Tamamı keçi sütü, tuzsuz peyniri. Elimizle ufalayarak ya da bir blender yardımıyla minik minik parça haline getirdikten sonra künefenin ilk katmanına parmaklarımıza seriyoruz. Serdikten sonra tekrar ikinci bir işlemle tekrar alüminyum tepsiye çevirip şu anda 4,5 dakika ikinci işleme geçiyoruz. Ve künefemiz şerbetle birlikte sunuma hazır hale geliyor. Bizim künefemizin raf ömrü çok kısadır. Künefeyi bu şekilde tüketmeniz için 3 dakikaya ihtiyaç var. Eğer künefenin servis esnasında 5 dakika geçerse kurur ve ağza çok sıcak ya da çok lezzetli bir tat vermeyebilir. O yüzden şeker kullanıyoruz. Şerbeti kullandığımız tek şey şeker. Şekerle birlikte suyu karıştırıp hafif bir limonla tatlandırdıktan sonra çok ısısı yaklaşık 180 derecelik bir sıcaklıkta kaynaması gerekiyor ki künefe ile şerbetin sıcak olması fakat şerbetin künefenin daha az sıcak olması gerekiyor. Evet. Çok kavurmaması gerekiyor ve peynirin sünmesi de bu işin en önemli üsteli zaten. Şimdi bakın ben size künefenin yine bir unutulmuş şu anda İstanbul'da da sadece ve sadece bizim yaptığımız bir uygulama ama gerçekten tarihi incelediğinizde bunu da farkına varacağız. Rahmetli dedemden öğrendiğim bir tekniktir bu. Künefe yıllar önce sütle, soğuk sütle sunulmuş. Maksat, bilmiyorum tatlı yedikten sonra bir su ihtiyacı duyarsınız. Evet. Su da aldığınız tatlının kana karışmasını sağlar. Evet. Ve aldığınız keyfi öldürür. Süt, bu aldığınız keyfi biraz da uzun tutmasını ve kana geç karışmasını sağladığı için çok önerilen bir şey. Ve Hatay'da unutulmaya yüz tutmuş dediğimiz olayda biz yılbaşına başladık bu uygulamaya. Bayağı da müşterimiz olumlu tepkiler almaya başladık. Ben şimdi size tattıracağım. Ben Hatay'da yedim ama böyle süt, bir uygulamayı... Süt yıllar önce yapılan bir uygulama. Şimdi kaldırıldı. Fakat şu anda yediğiniz künefe, bakın ben size şöyle ikram ediyorum. Şöyle bizim misafirperverliğimize göstermiş açısından. Teşekkür buyurun, ediyorum. Buyurun. Bu da sütümüz. Şimdi o şerbetin tadını boğazın kesmemesi gerekiyor. Olay bu. Ve künefe yemekten sonra da tabii şimdi ya alabilirsiniz. Ya. Tabii bittikten sonra da alabilirsiniz. Şu anda içim ağzınızda hiçbir tat bırakmayacak. Fakat tekrar künefe yeme ihtiyacı duyacaksınız. Çünkü sudan sonra genelde bir baklava yediğinizde, herhangi bir tat yediğinizde, künefe yediğinizde sudan sonra kalkıp gitme ihtiyacı hissedersiniz ama süt onu tekrar ikinci bir dilimize almanızı sağlayacaktır. Da yani lezzeti daha da kesinlikle hoş bir hale getirdi kesinlikle herhalde. Çok yakıştı yani kesinlikle en azından. Evet. Peki. Barış Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ediyorum. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şu anda Feridun Ügümü ile beraberiz. Feridun Bey, geleneksel Türk mutfağını dünyada en iyi temsil eden birkaç önemli aşçımızdan biri. Kendisi Türk mutfağı konusunda uzmanlaşmış aşçı bir ailenin 3. kuşak perdi. Aslında 4. kuşak da oğlu ve şu anda bu konuda eğitim görüyor. Türk tatları deyince Feridun Bey'den tarif almadan olmaz dedik. Kendisi de bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bize masada gördüğünüz gibi kabak tatlısı, fırın sütlaç ve Samsa'nın tatlısı yapılışını bir bir anlattı. Bunlarla ilgili konuşacağız sizinle ama evet, belki bize önce günümüzde Türk mutfağında Türk tatlılarının yeri nedir, önemi nedir? Belki birkaç bir şey söylemek istersiniz. Tabii. Zor bir soru oldu bu. Hazırlıksız yakalamadık evet, herhalde değil mi? Şimdi bizim insanımız yemekten sonra mutlaka tatlı yiyor. Evet. Tabii ki diyabetliler hariç. Yani onlar da istediği halde yiyemiyor. Bir alışkanlık haline gelmiş. Hatta bazı insanlar yemek öncesi bile yiyorlar. Yani öyle alışkanlık haline gelenler de var. İşte açıcı olarak kullanıyorlar evet, onu. Evet. Ama mutlaka kışın hele kış günlerinde enerji deposu olduğu için tatlılar tercih ediliyor.
Bunun hafif tatlar var. Daha ağır tatlılar var. Hoşaflar var mesela. Bizim böreklerimiz çok meşhur. Yani bizim derken genel Türkiye'den bahsediyorum. Böreğin yanında, pilavın yanında hoşaflar var. Daha ağır. Mesela baklava var. Evet. Vazgeçilmez bir tatlımız. Peki ne yapalım? Biz samsadan mı başlayalım? Fırın sütlaçtan mı? Kabak tatlısından mı? Tarife. Şimdi bu samsa tatlısının diğer adı da nemse baklavasıdır. Evet. Eski usulların tabiriyle yağlı hamurdan yapılır bu. Ama bir Fransız adıyla da milföy hamuru. Milföy, evet. Birebir aynı şey. Kabaca tarif edersek hamuru yoğurduktan sonra dörde bölüp üzerine tereyağı koyuyorum ben. Katlanıp dolaba konuyor. Yarım saatte bir çıkartılıyor. Dört sefer bu işlem devam ediyor. En son halini alıyor. Açılıyor. Açıldıktan sonra içine malzeme hazırlanıyor. Badem bunun olması olmazı. Evet. Ceviz. Biraz şeker. Hindistan cevizi. Karıştırılıp bir iç şey yapılıyor bunda. Bir ezme gibi bir iç hazırlanıyor. Evet. İçine konup sarılıyor ve tepsiye diziliyor. Sonra da kesilip üzerine yumurta sürülüyor. Fırında pişiriliyor 30 dakika kadar. Sonra çıktıktan sonra da önceden hazırlanmış ve soğutulmuş soğuk şerbet veriliyor. Peki fırında sütlaç çok güzel görünüyor. Gayet güzel renk almış üstü. Tabii önceden biraz sıcak suda pirinç ıslatıyoruz. Daha sonra da o yani yıkadıktan sonra pirinci biraz suyla haşlıyoruz. Çünkü sütle beraber haşlarsak süt dibine yanma yapar tencerede. Pirinçler pişmeye yüz tuttuğu zaman sütünü ilave ediyoruz. Daha sonraki aşamada şekerini ilave ediyoruz. Kaynamaya başladığı zaman da tekrar biraz süt. Sübiye dediğimiz bir pirinç ezmesi dediğimiz bir şey var. Sübiyeyi bir anlatır mısınız? Sübiye pirinci bir gün evvelden suyla yıkanmış pirinci suyla ıslatıp bir makineden geçirerek homojen bir vaziyette kullanıyoruz. O bir malzeme, bağlayıcı bir malzeme. Muhallebi de sütlaçta, kazan dibinde, kıvam veriyor, tavuk göğsünde. Evet. Yani tabii şimdi sanayinin ürettiği pirinç unu ve nişasta gibi paketlerle satılan, marketlerde satılan malzemelerle de yapılır ama bu klasik usul, geleneksel usul bu. Profesyonel ustalar böyle tercih ediyor ve böylesi daha makbul bence. Bildiğimiz şey çünkü yani tamamen pirinç, başka pirinç, bir şey yok onda. Süt, sübye, bir de yumurta sarısı, tercihe göre sakız veya vanilya konabilir. Onu beraber terbiye hazır vanilya koydum. Vanilya koydunuz, evet. Çırpıp terbiye hazırlayıp kaynayan şekerli süte, pirinçli şekerli süte yavaş yavaş yedirerek, karıştırarak koyulaşana kadar devamlı karıştırmak suretiyle dibine yanmaması için ve belli bir kıvama ulaştığı zaman da gördüğünüz gibi kaselere koyup ve su içinde su olan bir tepsiye oturtulup fırına verip fırında kızartıyoruz bunu. Suyun sebebi de kaynamaması için. Evet. Yanmaması ve kaynamaması için. Çünkü 250 derecelik fırında bunun kızarması için de aynı zamanda sıcak sütlaç olduğundan kaynamasını önlemek için buz veya su. Bu da böyle. Gayet güzel olmuş. Ellerinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Evet, kabak tatlısını. Kabak tatlısı da soyulup tencereye konuyor. Üzerini örtecek kadar beyaz toz şeker konuyor. Ve birkaç saat veya akşamdan yaparsınız bunu. Birkaç saat bekletiyoruz. Sebebi de su koymadan yaparız. Evet. Şeker kabağın suyunu çekiyor. Sulanıyor biraz. Sulandıktan sonra önce hızlı ateşle kaynayana kadar, kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişene kadar böyle köpürecek, üstüne çıkacak köpükleri ve o rengi de koyulaşacak, kıvamı da koyulaşacak.
Tercihe göre ben koyarım mesela, severim. Karanfil attım içine. Çok hafif yani. Evet. Hafif ama evet. Böyle şey gibi de çok değil. Çok lezzetli. Kompostu gibi de değil. Evet. Biraz şey kıvamlı. Kıvamlı ama olacak. Yani. Böyle macun gibi, lokum evet, gibi olacak. Evet. Yani diri olacak, bırakmayacak kendini. Buna da tabii şey tercih edilebilir. Kaymak. Cevizin yanında kaymak da olabilir. Bunun tabii alışılagelmiş sonuçlu böyle ceviz de oluyor. Hemen onu evet. Söylediğiniz gibi kaymakla da çok güzel olur. Evet. Denemek istiyorum böyle. Üçü de birbirinden lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.